Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Sağlığımızın nasıl olduğunu çoğumuz doktora gittiğinde fark eder. Ancak vücudumuz bize her hastalığın öncesinde mutlaka bazı uyarılarda bulunur. Pek çok insan bu uyarıları dikkate almadığı için geçirdiği hastalıklardan dolayı çok büyük pişmanlıklar yaşadı. Eğer şüphelendiğiniz bir durum ve belirti hissederseniz hiç düşünmeden doktorunuza başvurun. Hayattaki en önemli şey sağlığımızdır. O yüzden ona çok iyi bakmamız gerekiyor. Boyundaki halkalarıyla başlıyoruz. Pek çok insana dikkat ettiyseniz belirgin boyun halkaları bulunmakta. Çoğu kişi kil olarak düşünmekte ancak hayat boyunca süren bir hastalığın habercisi olabilir. Deri sertleşmesi olarak bilinen bu durum zaman içinde insana normalmiş gibi gelir. Ne yazık ki bu kirli gibi görünen halkalar vücutta olumsuz bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Son yıllarda özellikle çocuklar arasında obezite oranının arttığı gibi tip 2 diyabet oranında artış gösteriyor. 14 yaşındaki Pantera'nın tip 2 diyabeti olduğu sürekli susuzluk hissi, baş ağrısı ve ruh halinde ani değişimler gibi belirtiler sayesinde anlaşıldı. Ancak bu yaygın görülen belirtilerden başka bir semptom daha vardı. Küçük kızın boyun çevresinde koyu renk halkalar vardı. İlk başta annesi kir zannetti. Ancak bu lekeler kötüye işaretti. Doktorlar bu halkaların insülinle alakalı olduğunu ve şeker hastalığına işaret ettiğini söylüyor. Boynun yanı sıra deri sertleşmesi adı verilen bu durum koltuk altlarında veya kasıkta da ortaya çıkabilir. Vücuttaki insülin seviyesi yükselince vücut ciltteki insülin alıcılarını harekete geçiriyor. Bu izler en çok genç ve çocuklarda görülüyor. O yüzden her anne ve babaya büyük görev düşüyor. Onların en yakınında onlar olduğu için böyle bir durum fark ettiklerinde mutlaka doktora başvurmalıdırlar. Akantozis, nigricans hastalığının en önemli belirtisi bu kir gibi görünen koyu çizgi veya halkalardır. Bu durum genellikle aşırı kilodan ya da çok nadiren de olsa bir tümörün varlığı sebebiyle olabilir. Akantozis, nigricans hayatı tehdit eden bir durum değildir. Bununla birlikte insülin yüksek düzeyde olduğu durumlarda hipoglisemiye neden olabilir. Bu da şok, koma ve ölüme yol açabilir. Sizin için en iyi tedavi planı hakkında doktorunuzla konuşarak muayene ve tetkiklerinizi yaptırmanızı öneririz. Bir diğer önemli veya fazla önemsenmeyen belirti ise ağız kokusu. Pek çok kişi ağzın iyi temizlenmediği için koktuğunu düşünür. Fakat bu ağız kokusu ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Ağız kokuları çoğu zaman hoşa gitmeyen, itici ve mide bulandırıcı berbat kokulardır. Ağızları kokanlar çoğu zaman bu kokunun farkında değillerdir. Esas rahatsız olanlar anne, baba, eş, arkadaş gibi bunların yakın çevresinde yaşayanlardır. Ağız kokusunun sebebi ağızda üreyen bakterilerden kaynaklanan hidrojen sülfür bileşikleridir. Dişlerde çürük olması, yemeklerden sonra ağzın iyi yıkanmaması, ağızdaki gıda artıkları, diş eti iltihapları, ağız mukozasından dökülen hücreler kokunun oluşumunda en önemli faktörlerdir. Akciğer absesi ve kanseri, bronşektazi, nekrotizem pnömoni, ampiyem gibi alt solunum yolu hastalıkları da halitozis nedeni olabilmektedir. Ağız kokusunu azaltmak için de ağız hijyenine dikkat etmek, diş ve dil fırçalamak, dişlerin arasını temizlemek, diş eti iltihaplarını tedavi ettirmek gerekir. Aksi takdirde ağızda biriken bakterilerin sayısı çoğalacak ve hasta olmanıza neden olacaktır. Ağız kokusunun oluşma sebebine göre tedavisi de vardır. Nefes kokusu ise ağız kokusu ile karıştırılmamalı. Nefes kokusu kişinin sistemik bir hastalığı olduğunu gösteriyor. Bu sorunu akciğer, mide ya da kronik kabızlık gibi bağırsak problemlerine neden olabilir. Günümüzde son yıllarda yapılan bir takım çalışmalarda kanser vakalarının erken döneminde hastanın nefesinin koktuğu ve bu yolla erken teşhisin olabileceğini öngörüyor. Çok geç demeden bu önemli iki belirtiyi dikkate almanızda fayda var. Özellikle sevdiğiniz insanlarda bu belirtilerin olduğunu düşünüyorsanız hemen uyarın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.